Herkese selam. Daha önce Calamari Network'ten size bahsetmiştik. Calamari yeni bir güncelleme ile Stake uygulamasını kendi platformuna taşıdı. Biz de bu videoda Calamari'nin KMA token'ını kendi platformunda stake ederek pasif gelir kazanmayı anlatacağız. Ancak öncelikle staking nedir kısaca bir açıklayalım. Staking, blok üretmeye ve getiri elde etmeye yardımcı olmak için tokenlarımızı zincire bağlama eylemidir. Genel bir deyişle Web3 ekosisteminde düşük riskli getiri yaratma stratejisidir. Ve bu getiriyi elde etmek için yalnızca KMA token tutmanız gerekmektedir. Calamari Network üzerindeki KMA tokenlarınızı stake ederken aslında tokenlarınızın kontrolünü kaybetmiş olmazsınız. Calamari bir Polkadot Kusama parachain olduğundan siz sadece bir stake çalıştırıcısı yani collector seçersiniz, tokenlarınızı ona devreder ve ardından getiri elde etmek için beklersiniz. Bu getiri oranı değişkendir ve an ve an platformda tokenlarını stake eden kullanıcıların miktarına bağlıdır. Bu arada Calamari Network'ü daha önce duymadıysanız hiç sorun değil. Sağ üstte bir video ekliyoruz. Bu videoyu izleyerek hem Calamari'yi hem de Polkadot ağındaki ikizi Manta Network'ü daha yakından tanıyabilirsiniz. Hatta herkesten önce ödül kazanmak için Manta Network'ün testnetine de oradan geçiş yapabilirsiniz. Sıra geldi. Şimdi tokenlarımızı nasıl stake edebilirsiniz kısmına. Size nasıl olduğunu kısaca gösterelim. Stake platformunu ziyaret ettiğinizde yapmanız gereken ilk şey ki fark etmişsinizdir. Polkadot JS cüzdanımızı platformun erişimine izin vermemiz isteği olacak. Bu siteyle etkileşime girmemize ve stake etmemize izin vermesi içindir. İlerlemek için erişime izin verin. Bağlandıktan sonra size 3 bölüm sunulacak. Genel bakış bölümü, stake bölümü ve collator bölümü. Bu örnekte toplam KMA bakiyenizi, stake edebileceğiniz token miktarını, şu an stake ettiğiniz toplam KMA'yı ve ardından zincirde oluşturulan en son ödülleri görebilirsiniz. Şimdi önceki adımları yani ilk nelerin yapılması gerektiğini göstermek için daha önce hiç yetki verilmemiş bir hesaba geçiş yapıyorum. Delegasyon yani yetkilendirmeye başlamak için önce bir collator seçmelisiniz. Collator bölümünde mevcut collatorların listesini görebilirsiniz. Aklınızda belli bir collator varsa onu burada arama kutusundan arayabilirsiniz. Etkin veya etkin olmayan collator görmek isteyip istemediğinize göre de filtreleyebilirsiniz. Etkin olmak, collator'ın şu an ödül aldığı anlamına gelir. Etkin olmamak, collator'ın şu an ödül kazanmak için uygun olmadığı anlamına gelir. Bunun ağ koşullarına bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. Burada collator'ın adı ve adresi var. Collator'a yatırılan miktar, delege etmek için gereken minimum stake miktarı ki bu en az 5000'dir ancak delegasyon yeri doldukça bu sayı değişebilir. Sıradaki ise mevcut APA tahmini, collator'ın durumu, collator'a yapılacak delegasyon sayısı. Minimum 5000 KMA'nin değişebileceğini söylemiştik, hatırlıyor musunuz? Delegasyonlar doldukça ve 100. delege token'ı stake ettikten sonra minimum stake edilmesi gereken KMA miktarı bir artacak şekilde planlanmıştır. Şimdi bir tane collator seçelim ve stake butonuna basarak işleme başlayalım. Neredeyse sona geldik. Açılır pencerede bu collator'a ne kadar token stake ettiğimi ve bu collator'un minimum ne kadar token stake edilmesi gerektiğini görebilirsiniz. Haydi hep beraber 10.000 KMA token ile katılalım ve stake tuşuna basalım. Ekranın dışında işlemi imzalamanız için Polkadot JS cüzdanınız açılır penceresi ile karşılaşacağız. Devam etmek için onu onaylıyoruz. İşlemi gerçekleşmesi için burada biraz bekleyeceğiz. İşte oldu. Burada gördüğünüz gibi dashboard katılımımızı yansıtacak şekilde güncellendi. Not olarak belirtelim, ödüller her 6 saatte bir oluşturulmaktadır. Hepsi bu kadar. Sadece birkaç dakika ve birkaç basit adımla KMA tokenlarımızı stake ettik. Başka sorularınız varsa videonun açıklamalar kısmında yer alan link ile kaynaklar bağlantısını ziyaret edebilir, Twitter ve Discord üzerinden Calamari Network veya bizimle iletişime geçebilirsiniz. Videoyu bitirmeden önce tekrar hatırlatalım. Kanalda Calamari ve Manta Network ekosistemini detaylarıyla anlattığımız harika bir videomuz var. Daha önce söyledik. Manta, Calamari'nin Polkadot ağında ikizi ve şu an geliştirilme aşamasında. Henüz token olarak hiçbir borsada listelenmedi. Bu yüzden testnetine katılıp herkesten önce ödülleri kazanmak çok değerli. Testnet için de ayrıca bir videomuz var. Sağ üstte linkini bırakıyorum, ona da bir göz atarsınız. Videoyu tamamlamadan önce piyasa analizleri, altcoin proje incelemeleri, airdrop, ön satış ve bu tarz kazanç fırsatlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.
Ayrıca tüm paylaşımlarımızı anında görmek için Pusula Finans'ı Twitter'dan da takip etmelisiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.